Evet, bu hafta da yine Ada TV ile birlikte Karpasya programında İskele ilçesine bağlı eski ismiyle Yerani, yeni ismiyle Turnalardayız. Turnalar Bagosa gazasından aşağı yukarı 30-35 kilometredir. Turnalara gelmek için Karpaz yolu istikametinden Karpaz'a doğru giderken Safa köyünden dönerek Boğaz Tepe'yi geçtikten sonra Kurtuluş Ergazi turnalara varırsınız. Ama şimdi biz turnalara doğru yol alacağız. Turnalar Beş Parmak Dağları'nın etekleri altında kurulu bir köydür. Şimdi biz buradan yol alıp doğrudan doğruya turnalara gidip turnaları hep beraber göreceğiz. Meydanına yolculuğumuz devam etmektedir. Turnalar 150 kişidir. Turnalar köyü geçim kaynağını hayvancılıkla yapar. Gördüğünüz gibi zeytin, harup ve küçük çapta reçbercilikle yaşarlar. Şimdi biz buradan turnalar evlerine konuk olacağız. Bakalım bu turnalardan sizlere ne çıkaracağız. Ve hepimiz beraber göreceğiz. Turnalardayız. Hakikaten turnalar küçük de olsa Beş Parmak Dağları eteklerinde gururu olan bir köydür. Turnacılar, ne mutlu turnacılara, bu Beş Parmak Dağları'nın bitki örtüsünün kokusunu çekerler. Bu bitki örtüleri turnalılara ömür katar. Evet Müktarım, İlk tanışmamızda sizleri övdüm gibi değildir. Hakikaten dinamit gibi bir adamsınız. Evet, teşekkür ederim. Sizi Müktar ismiyle tanıyorum. Önce ismini söyle bize. İsmim Bayram Göktaş. Bayram Göktaş. Evet. 1975'te Kıbrıs'a, bu köye geldik. İşte o günden bugüne burada yaşamımızı sürmekteyiz. Evet Müktarım, sen turnalarda ilk Müktarlardan birisin sen. Hayır, ben en son dönemde oldum. Yalnız ilk seferim. Bizden önce de başka abilerimiz oldu. Bizim ilk seferimiz oldu. Evlisiniz. Tabii evliyiz. Kaç çocuk babasısınız? 3 tane çocuğum var. Mesleğiniz nedir? Şu anda biz öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Arabamız var. İskeleye öğrenci götürüyoruz. Mesleğimiz budur. Bu turnalara
Türkiye'nin neresinden geldiler? Ağırlıklı olmak üzere Konya ve Denizli bölgesinden. Konya ve Denizli bölgesinden. Evet, Konya ve Denizli'den. Bilahare zaman içerisinde de başka yerlerden de gelip yerleşenler oldu. Tamam. Konya hakkında senin bildiğin bir şey var mı? Çünkü biz geçen haftalarda Yerköy'de bizlere dediler, biz Denizli'den geldik. Denizli'nin horozu dedi. Denizli'nin tozu dedi. Denizli'nin tuzu dedi. Denizli'nin kızı dedi. Dünyada bunların en güzel şeyleridir. Sen Konya hakkında bizlere Denizli'nin söylediği bir atasözünüz var mı yani? Evet tabi Hazreti Mevlana var. Hazreti Mevlana'nın meşhur gez gör dünyayı, gel gör Konya'ya. Şeyini biliyorsunuz. Bu dünyaca ünlü bir sözdür bunu. Ve Nasreddin Hoca, hocamız var. Nasreddin Hoca'nın da esprili, şakalı, ne kadar bir kişilikte olduğunu biliyoruz. Biliyoruz tabii. Evet. Hatta çocuklar bugün Nasreddin Hoca'nın kitaplarını, fıkralarıyla okumaya, büyükler bile dahi bugün yani hala, o Nasreddin Hoca'nın fıkralarını hala daha dinlemekteyiz, okumaktayız ve hala esprisi geçmeyen bir kişiliğe sahip biriydi. Ayrıca Türklerde değil yalnız, bütün dünya ülkelerinde bu Nasreddin Hoca'nın zannederim fıkraları okunur değil mi? Tabii. Evet Müktar'ım, siz bu turnalara Müktar adaylığınızı konmak için neye dayanarak, yani neye? Ben biliyorum ki bir insan adaylığını herhangi bir yere koyduğu zaman illaki ulaşmak istediği bir hedef vardır. Köylüsü için tabii. Ya şimdi köyümüze geçmiş yıllarda devletin veyahut büyük erkanların fazla bir şeyi olmadı. Ve bazı ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı giderebilmek için benim de işimin müsaitliği bizi bu işe şey yaptı. Çünkü ben her gün iskelede olduğum için orada devlet erkanıyla özel bir zaman harcamadan görüşebiliyoruz yani. İşimizin avantajını kullanarak bu işe girdik. Bazı işleri de yaptık. Ama başaramadığımız daha işlerimiz de oldu. Bazı işleri de başarmak kolay değil yani. Müktarım, ben köy meydanında turnaların geçim kaynağını bildiğim kadarıyla söyledim. Bir de Müktar olarak sen, bir daha senin ağzından duyalım bakalım. Evet, bizim bölgemiz, köyümüz daha doğrusu, hayvancılık, çiftçilik genelde bu şey üzerindeydi, çalışmalar üzerindeydi. Fakat biliyorsunuz geçmiş yıllarda kuraklık oldu. Kuraklıktan dolayı bir de geçmiş hükümetlerin uyguladığı bir yanlış politikadan hayvanlar işte alındı, prim verildi. Böyle insanlar bu yöne teşvik edildi. Maalesef şu anda köyümüzde artık biz bunu diyoruz, hayvancılık diyoruz ama hayvancılığın da iki harfi kaldıysa kaldı, öbürleri kalmadı yani. Çünkü çoğu, %80'i hemen hemen elinde olan malları tükettiler. Kıbrıs'ta evlendiniz değil mi? Tabii. Ben hanım, buraya geldiğimde 2 yaşındaydım ben. Hanımınız nereli? Hanımım Adanalı. Niçin yani her gittiğim yerde yani bak Kıbrıs'ı Türkiye ile ayrımcılık hayatta etmedim ben. Biraz da Kıbrıs'tan alın yahu. Hep yani Adana'dan yok bilmem yahu. Gelelim melezleşelim, kenetleşelim ya. Var. Gerçi kenetleştik ama var. Biraz da Kıbrıs'tan alın, yoksa tenezzül etmezsiniz Kıbrıs'tan. Ne kız alırsınız, ne kız verirsiniz, ne oğlan alırsınız, ne oğlan verirsiniz yani. Niçin yani? Vallahi Kemal Bey, şimdi bu kısmet, önce kısmet meselesi de yalnız bu söylediğiniz şey benim için geride kaldı. Yani burada yani bu tur düşüncede olan varsa çok yanlış düşünüyor. Bu zamanla olacaktır. Evet. Mutlaka olacaktır. Oldu bile. Tabii. Var bile. Yani köyümüzde de bu şekilde alanlar, verenler oldu yani. Var. Şu anda var. Yok denecek kadar var yani. Evet. Dönelim bakalım bu amcaya da ilk geldiğimde alacakmış bağ davarcığı omuzumdan diyor. Da kopacakmış beş parmak dağlarına, koşturmaya,
Çok cesur çıktı bu. Çok cesurdur. Dur bakalım. Cesur. Tamam o cesurluklarını kaçını dövdün? Kaçını yaptın? Estağfurullah dövme yok. Ama bu dağarcığa göz diktim yani. Bu dağarcığı alacaksın senden. Çaren yok, kurtuluşun yok. Yoktur kurtuluşun. Kurtuluşun ha? Yok. İsmin nedir senin? Ramazan. Ramazan. Sen de turnalarlısın. Evet. Söyle bize bakalım bir şey şarkıcık bu turnalardan. Ta eskiden beri turnalara selam ettim. Şu engin denizlere ayrılıp saklanmasın bizlere, oh. Bizlere. Hey. Sen de söyle bakalım. Ben bilmem şarkı. Tamam Konya'dan söyle bize. Hiçbir şey bilmem. Ben şarkı bilmem. Türkü bilmem. Ne iş yapansın amca? Çiftçi malcı. Çiftçi malcı. Evet. Malcı dediğinde koyuncu hayvan, yoksa. Koyun da var inek de var. Ama muhtarın dediği gibi bayramın dediği gibi malcılık öldürdü. Geçmiş dönem hükümetler öldürdü malcılığı. Bitirdiler. Yenge hayattadır. Hayatta. Kaç çocuğun var? Hepsi 9 çocuk var. Tamam şimdi Müktar'ımız Kıbrıs'a 2 yaşında geldi. Evet. Ne Konya'yı hatırlar ancak turnaları hatırlar. Sen bize hem Konya'dan hem buraya kadar turnalardan bildiklerini söyle bize. Valla turnalara ben geldiğimde 75'in 10. ayın 16'sında geldim. Yani böyle güz dönemi. O günden bugüne turnalarda ikamet etmekteyiz. Çiftçiliğine, malcılığına geçimimizi temin etmekteyiz. Konya'da ne iş yapardın? Konya'da da orada 4 mevsime göre iş yapardık. Ne iş yapardın? Çiftçilikte yapardık. Sağa sola gider çalışırdık. Muavincilikte yaptık. Babanız olur yani. Evet, babam annem. İşte. Son olarak sen Konya'daki yemekleri pişirin bunda. Aşağı yukarı biz gördük. Hiç Kıbrıs'tan öğrenmedin. Kıbrıs'tan. Biz Kıbrıslı yok ki içimizde Kıbrıslı tamam, yemeği. Tamam 1975'ten bundasın. Öğrenmedin yaparsın. Bulamaç yaparsın, mantı yaparsın, börek yaparsın. Zeytinli ekmek, molohiya. Zeytinli yapıyoruz. Elma karınası. Yapıyoruz. Makarna da yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Fırına da ekmek salan. Salıyoruz tabii. Çok çeşitlendirdik Kemal Bey. Hepsinden... Kaç çocuğun var dedin? 7. Hepsini evlendirdin? Yok. 3'ü evli, 4'ü bekar. Ha. 4'ü bekar. 4'ü bekar. Da gelinler bazen biraz böyle kaynaları sevmezler. Çok gelinler ha. Bu dünyanın kuralıdır bu yani. Yok bizim bir şikayetimiz yok. Şanslı kadınsın demek. Şikayet İyi gelin buldun de. Ha gelin de duyarsa bize şimdi vallahi billahi kızacak bize şimdi gelin de duyarsa. Gelinler orada oturuyor be. Gelinler yalan. Bir bakayım yine bakalım. Kızdı mı kızmadı mı? Ha güler güler güler. İkisi de gelinindir maşallah. İkisi de gelinimdir. Allah abi. Bağışlasın. Amin. Torun kaç tane? Kaç torun var lan? Davarcığı bırak da görün bastonu. Bastunu göğün. Şimdilik senindir. İstenmeden kalkana kadar senindir. Koyuna giderken içine yemek korun, su korun. Çenta al. Çenta al da davarcığı bırak bana. Ben davarcık öldü bitti. Hadi madem ki kaval istediğin. Çalayım sana biraz oynayacağım bizi. Bilmem ki oynamasın da. Sen hep benim bilmediğim. Tut miyafonu çalayım sana biraz. Hadi. Kimi isten çalayım sana. Konyalı'yı çal bakalım. Yüreğimi hangi suya diyemiyorum? Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyoruz. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin.
Evet, şu anda Turnalar Köyü'nün camisi önündeyiz. Camisi derken Turnalar'da cami yapılmadığı için Turnalar Köyü'ndeki kiliseyi restore ederek Turnalar halkı kiliseyi cami olarak kullanmaktadır. Yanımızda köy imamı var ama köy imamın görevi bir camide namaz kıldırmaktır. Sağımda da köy muhtarı. Niye bu köye cami yapılmadı ve bugüne kadar kilise içerisinde ibadet edilir? Sayın muhtarımıza soracağım. Kemal Bey, bu şey camiyi eskiden büyüklerimiz kiliseden tertipleyerek, düzenleyerek cami şekline getirdi ve imkanı olmadığı için bu şekilde kullanmaya çalıştık ve hala da kullanmaktayız. Yeni cami için şu anda girişimlerimiz oldu. Tabii bu imkan, bütçe meselesi biliyorsunuz. Bu tabii uğraşıyoruz yani bunu önümüzdeki bu yıllara koydurmak için. İnşallah kısmet olursa bakalım şeyimiz var. Yalnız kilisede şey yapmak, namaz kılmak biraz insana da şey yapıyor, böyle içinde bir burukluk veriyor. Verir. Ya bunu çünkü, ben inanırım bunu. Çünkü ben. Bu başka gene amaç olarak gene ibadet amacıyla yeri, ama evet. Fakat bir adı kabul ediyorum, adıyla kabul ediyorum. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şeyler ters örtüşen bir şey. Onun için bu konuda çok şeydeyiz, zordayız yani. Bir an önce de bu konuda yardımları bekliyoruz. Yani bu programa zaten alındığını söylediler. Ama miktarım, ben size bir şey söyleyeyim. Siz ilk başta dediniz bütçe. Niye? Ben bakıyorum Kıbrıs'ın bütün Türk köylerinde cami yapıldı. Şimdi ben yani hükümeti eleştirmiyorum yani. Gözde görünen bir şeyi söylüyorum. Ben bütün köylerde cami yapıldı. Sen bana diyorsun bütçe. Yani yalnız Turnalar için bütçe yok mu yani? Vardır. Mutlaka imkanlar var ama tabii sırayla. Sırayla olduğu için de inşallah sıra yakında da bize gelecek. İnşallah. Madem ki böyle ümit edersin. İnşallah gelir. Tabii şimdi ümit etmek zorundayız. Çünkü geçmişe dönemeyeceğimiz için. Ne yapacağız? Gelecekten ümitli olacağız. Tabii. Oldu miktar mı? Şimdi döneceğim bir de köy imamından bilgiler, görüşlerini. Evet. Siz isminiz nedir? Hayati Aydın. Evet, siz bir köy imamı olarak Turnalar'da mı kalırsınız yoksa buraya becaiş edildiniz? Biz Türkiye'den geldik. Türkiye'ye gelmişiz. İşte takriben 1,5 sene oluyor. Geldim. Burada kalıyorum. Burada kalıyorsun. Evet hocam, sizin görüşlerinizi de alalım. Kıbrıslı vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin milli manevi sevinçlerini birlikte yaşamaya, yaşatmaya, kültürümüzü hep birlikte yaşamaya, yaşatmaya geldik. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Onlarla birlikteyiz burada. Maddi manevi. Her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Evet, kenarda da amcayı görüyorum. Evet amca, senin de görüşlerini alalım. Şimdi ben önce Ada TV'ye hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Uzun yıllardan beri gerçekten böyle bir ziyaretçi olmamıştır. Bravo. Ben bu köyün değil de hemen hemen yani adanın eski muhtarlarındanım. 23 yıl burada bir hizmet etmiş kişiyim. Yani eski miktarların, Turnaların eski miktarlarından birisisin yani. 23 yıl görev yaptım. İyi veya öyle böyle. Şimdi siz bizlere bu fırsatı verdiniz. Ben de demin dediğim hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bu köyün ihtiyacı gerçekten çok yani. Bizim köyümüz bilmiyorum ama nüfusun az olduğundan veyahut da işte başka yerlerin daha ağırlık koyduklarından buraya gereken bir hizmet verilmedi yani. Benim muhtarlığımda olsun. Ben devrettim bu arkadaşa muhtarlığı da. Şimdi gerçekten cami önündeyiz. Cami, okul, şu bu bazı şeyler köyün simgesidir. Biz bu cami için yıllarca mücadele ettik. Yıllarca evet. Yani cami yapılsın diye yani. Ama neticede
Çok şükür yine sizler de geldiniz. Belki bu iş daha canlanır, daha iyi olur. Ben eleştirmem ama hakikaten turnalar miktarını dinledim ve turnalar köy halkını dinledim. Ben şimdiki hükümete demiyorum, gelmiş geçmiş yetkililere diyorum. Niye Kıbrıs'ın bütün köylerinde camiler yapıldı, sağlık ocakları yapıldı, kulüpler yapıldı ve turnalara gelince bütçede para yokmuş dediler. Ben şahsen buna üzüldüm ve rica ederim turnalara da gereken yardım, gereken desteğin verilmesini şahsen kendi adıma rica ederim. Mevla gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Rum'dan kalma tehlike arz eden bir bina var arkamızda. Evet. Siz bu binanın onarımı için evet, biz neler düşünürsünüz? Yani siz dediniz ki bu binayı onarmak istersiniz. Evet diye. Tabii biz yıllardır bu binanın bir bakım, onarım, tamiratı için mücadele veriyoruz. Gerek geçmiş dönemlerde olsun, gerekse şimdiki zamanda olsun. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Fakat nedense bir türlü bürokratik engelleri aşamıyoruz burada. Gidiyoruz bir daireye, diyor ki bizde değil. Bir yere gidiyoruz, orası diyor bizde değil. Bunu bir türlü aşıp temizleyemedik yani. Ama işte bundan sonra en azından bugüne kadar yapamadığımız bu işi bundan sonraki ilgililer, yetkililer yaparsa çok memnun olacağız. Siz bu binayı onardıktan sonra ne amaçla Turnalar Köyü'nde kullanmak istersiniz? Şimdi bana sorsanız muhtarlık binamız var mı? Muhtarlık binamız yok. Tabii ben onu bilemiyorum. Ben sana zaten onun için sordum. Daha önceler burada doktor geliyordu. Şu anda doktor gelmiyor. Yaşlı insanlarımız iskeleye, hastaneye gidiyorlar. Böyle bir imkan varken buranın bir bölümünde bir sağlık ocağı olarak istiyoruz. Evet. Gençlerimizin ayrı yeterde kullanacağı kütüphane gibi, lokal gibi bir yer yaptırmak istiyoruz. Bu şekilde bu amacla burayı tamir ettirmek istiyoruz. Yetkililerden bu yönde talebimiz oldu. Ve bunu bütün dairelere, gerekli ilgili dairelere müracaatlarımız daha önceleri ve şimdi de yapılmıştır. Ve hiçbir cevap alamadınız. Şu ana kadar alamadık. Şu ana kadar alamadık. İnşallah temennimiz bundan sonra olsun. Gereken çalışmanın ilgililerce yapılmasını beklemekteyiz. Ve ayrıca gördüğüm kadarıyla tehlike arz eder. Çok, bu havluda oynayan çocukların üzerine yıkılma tehlikesi de var. İşte havlusunda çocuk parkı var. Yanından ana yol geçiyor. Burası sadece bizim çocuklarımız değil. Normal yolda yolculuk yapan bir vatandaş duruyor, çocuğunu oynatıyor burada. Bu tehlike de var yani. Sadece bizim çocuklarımıza değil bu. Oldu müktarım. İnşallah yetkililer bunu duyup bu evin en erken bir zamanda tamiratını inşallah yaparlar. Siz de bir miktarlık, evet, bir sağlık ocağına, bir kütüphaneye kavuşursunuz. Yani en büyük hayalimiz de yani bunu böyle bu şekilde yaptırmak yani. İnşallah. Evet. Yetkililer duyup bu arkamızdaki binanın tamiratı için en erken bir zamanda
Yetmez ki turnalar ihtiyacı vardır, sağlık ocağı, miktarlık, kütüphane. Bir de çocukların bu havluda, meydanda oynamaları tehlikesi vardır. Yani bugün benim bildiğim ilk önde can güvenliği gelir ve ben de tabii bir yönetmen olarak yetkililerimize en erken bir zamanda bu binanın tamiratı için el uzatsınlar. Beklentimiz bu. Budur. Teşekkür bu ederim müftarım. İnşallah. Biz de teşekkür ederiz. Milletin sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru sofana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Turnalarda ikinci konuk olduğumuz ev Hayri Bey'in evi. Evet Hayri Bey, siz aslen turnalarlısınız. Konya Akşehir. Konya Akşehir. 1975'te göçmen olarak geldik buraya. Evet. Vatan bildik, vatan diye geldik ve hala da vatanımızdır. Hayri abim, sen bizim önümüze bir ağaç kovuğu getirdin. Ne amaçla getirdin o ağaç kovuğunu? Bu ağacı getirmekteki maksadımız Kıbrıs'ın, Girit'in, Rodos'un Osmanlı malı olduğunu, ilelebette tarihçesi de böyledir. Yüce Allah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Allah ağaca bu adanın, evet, Türk malı olduğunu dahi, ki bu da benim bahçemde buradaydı, kurudu, kestim. Ki bu ağacın Türk malı olduğuna dair, buranın da Osmanlı malı olduğuna dair teyidi ağacın üzerindedir. Allah Allah, ben bugüne kadar böyle bir rastlantıya rast gelmedim. Yani hakikaten o kovuğun üzerindeki o resimler vardır yani. Vardır, üzerindedir, ağacın üzerinde. Allah-u Teala tarafından işlenmiş bir mucize. Bu ağacı keserken nasıl gözüne girdi bu simge senin? Yani senin çok hırsız bir gözün var demek yani. Çünkü hırsız gözlü insanlar çok azdır bu dünyada. Çok azdır. Şimdi bu gibi şeylerde. Şimdi ağacı kestiğinde, yani normal bir ağacı kestiğinde muhakkak ki gövdelerinde, yani gövdelerinde belli başlı bir şekiller çıkar. Evet. Ha, ben daha evvelden rahmetli Barış Manço'nun televizyon programlarını seyrederken Anadolu'da ceviz ağaçlarında ve buna benzer ağaçlarda böyle bir görüntülerin çıktığını ve aynı dönemde, yani ben bu ağacı kestiğim dönemlerde Atlılar köyünde bir civcinin üzerine de Allah Muhammed yazısı vardı. Ben bunu kestiğim dönemde. O zamanlar Saadettin Tekso'ya biz buradan telefon ettik. Böyle bir durum var diye. O da burada. Şimdi BRT Türkiye muhabiri Abdullah Bey diye bir arkadaş geldi. O zamanlar resimlerini çekti bunun ve kaldı. Biz o kadar burada bunu götürdük. Yani bu, yani maddi yönü olmayan ama manevi değeri yüksek olan, evet, bir şeydi. Yani bu dedik sergilensin Kıbrıs'ta böyle. Büyük bir ispattır yani bu. Tabii bu sergilensin. Bu bizim manevi değerim. Yani demek ki Kıbrıs'ın tapusu bizim malımız. Eninde sonunda bu bizim ecdadımızın malı, evet, ve bizim olacak. Ki bu sergilensin, herkes görsün. Yani otellerde sergilensin veya da devletin belli başlı bir kültür merkezinde sergilensin. Ama hiçbir kimse bize bu konuda yardımcı olmadı. Bu da bizim elimizde bu şekilde kaldı. Ve saklıyoruz da. Tabii saklıyoruz. Saklıyoruz. Ki benden evlat çocuğumuza devam edecek. Bu şekilde saklayacağız bunu. Yani sen bu kütüğü
Saklayacaksın. Çocuklarından torunlarına kadar saklayacaksın. Saklayacaksın, gösteresin yani. Ya benim çocuğum 1975'te babamgil buraya göçmen olarak geldi, yerleşti. Nasıl 1571'de Anadolu'dan buraya göç edildi, gelindiyse biz de o tarihlerde kısmet oldu, buraya göçtük geldik. Ha benim de evladım yarın ben bu dünya fani dünyaya göçüp gittiğimizde, ha babamgil geldi ama Allah Teala tarafından Kıbrıs'ın mühürüne beraber geldiler. Mühürler onda diyebilsinler. Siz okula gittiniz? Ben ortaokulu 2'den terkim. Türkiye'de okudum. Sizi böyle biraz açıkçöz görüyorum. Yani bilgili görüyorum yani. Şeyde çok uğraştım. Siyasi politikada çok uğraştım Kıbrıs'ta. Siyasi politikalarda bazı siyasi partilerin dernek başkanlarında, buradaki bazı şeylerde faaliyetlerim oldu. Katıldım yani. Ne iş yaparsınız siz? Ben Magosa'da özel bir hastanede güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisiyim. Evlisiniz? Evliyim, 3 çocuğum var. Çocuğum biri Türkiye'de Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyor. İlahiyat Fakültesi. Buradan şeyin devletin açmış olduğu bir kontenjanla Türkiye'den gelip de burada din görevlileri okullarda ders veriyordu. Din, kültür, ahlak dersi. Devlet de bir düşünceye göre buradaki çocuklara bir istihdam sağlasın da bu dersleri çocuklarımız versin. Hem çocuklarımıza bir şey açsın amaçlı. Buradan Türkiye'ye kontenjan açıldı. İlk onun içinde gitti. Bu sene son senesi bitiriyor. Gelecek. Bir kızım da Magosa'da bu Boğaz yolunda eksotikte çalışın. 20 sene sonra da bir Allah oğlum verdi. Ki o da bunun mirasçısı. Mühürün mirasçısı. Yani 20 sene sonra çocuk da yaptın. Yani. 20 sene sonra çocuk. Sırf bu mühürü teslim edelim ona diye. Ona teslim edeceğiz. Ona teslim edeceğiz diye. Ona teslim edeceğiz. Bu mühürü başka kanallar gelip çekti mi? Hiç kimse gelip o kadar mesela Kıbrıs'taki yerel basına bilgi verdik. Dedik ya böyle böyle bir şey var. Yani bu zamanla bu ağaca bakım olmasa çatlayar kurur ama bu manevi değerdir. Bu sergilensin. Ülkemize gelen turistler tarafından sergilensin. Hiç kimse ilgilenmedi. Öylece kaldı. Yani sizin köyünüzü bugüne kadar hiçbir kanal gelip yani köy programları yapmadı yani? Yapmadı. Hiç yapmadı. Tamam. Demek ilk olarak siz geldiniz. Ada TV geldi. Ada TV siz geldiniz. Tamam, siz Ada TV'ye buradan ne mesaj vermek istersiniz köyünüzü ziyaret ettiği için? Her şeyden evveli çok çok teşekkür ederim. Bu tip faaliyetlerin, bu tip şeylerin daha yaygın olmasını, artı bugün köylerdeki bazı problemlerin, bazı sorunların sizler aracılığıyla hükümete duyurulması. Örneğin mesela köydeki çiftçinin, hayvancının yaşantısı, bugün köydeki bazı ekonomik yönlerin çok zayıf olduğu, bilhassa köyümüzün, yani benim köyümde bugün devlette çalışan 2 kişi var. Yakınımızda mesela Ergazi köyü var, başbakanın köyü. Bugün o köye ayda örneğin diyelim 100 milyar giriyorsa, benim köyüme giren maddi, yani giren en fazla 5 milyar, bilemedin 6 milyardır. Yani maddi yönden de köy çok şey, gençlerimiz boş, işsiz. Yani bizim köyümden çocuklar da TC doğumlu olduğu için Rum tarafına gidip çalışma şansları da yok. Bir ara belediye okullar kapandığında çocuklarımızı köylerde çalıştırdılar. Ki her köyden 2 tane genç alınacak köylerde temizlik görevlisi olarak. Maalesef bunu da siyasi politikaya dökerek Ergazi'den 2 tane genç alındı. Benim köyümden gene bir kişi alınmadı belediyeye. En azından bir kişi de benim köyümden istihdam edilmiş olsaydı, en azından köyün temizlik işlerine uğraşırdı. Köyün sinek zamanı ilaçlamayla uğraşırdı. O kişiye de bir istihdam sağlanmış olurdu. Bunlar yapılmadı. Hani her şeyden evvel sizlerin aracılığıyla köylünün sesinin daha iyi duyulması lazım. Yani unutulmaması lazım. Yani sırf iktidardaki gelmiş veya geçmiş kişilerin oy zamanı... Parti olarak demeyelim. Parti olarak değil yani. Gelmiş geçmiş tüm siyasetlerin yani sırf oy zamanı gelmemesi lazım. Evet. Oy bittikten sonra da köyün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Milletin sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. Evet, turnalarda üçüncü konuk olduğumuz ev 25 yıl turnalarda müktarlık yapan Yaşar
abinin evindeyiz. Gerçi abiyi dediklerine belki ben ondan yaşlıyım. Ama saçları fazla ağardığı için abiyi görüyorum yani ben. Evet. Yaşar abim. Buyurun. Tam olarak turnaları 25 yıl miktar yapmana rağmen senden öğreneceğiz. Tabii yeni miktarımızı da eleştirip basıp geçmeyiz ama yeni miktardır. Sizlerden daha güzel bilgiler alacağız turnalar için. Evet Yaşar abi, siz turnalar için neler söylemek istersiniz? Kısa, öz, güzel. Önce sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Köyümüz 16-10-1975 yılında Türkiye'den kafile olarak göçmen geldik. Bu köye yerleştik. Aradan bazı zamanlar geçtikten sonra biz muhtar da olduk bu köyde. Bu köyün geçimi ziraat ve hayvancılıktır. Çünkü çalışanımız, yani hükümet işinde çalışanlarımız azdır yani. Ama nedense yani bu köyün gençleri gerçekten yani doğru dürüst bir hükümetten iş alamadı. Acaba sence bir miktar olarak niye bu köyün gençleri diğer köyler gibi iş bulamıyor? Bir tarafsızlık, bir taraflılık mı var sence? Şimdi bence tabii muhakkak burada önce arkam demiş. Hani birini dövmüşler de vay arkam demiş ya. Evet. O da demiş ne için öyle oldu? Benim arkamda da çevrem olsa beni dövemezdiniz falan demiş. Onun için gerçekten bizim köyümüzün arkasında güçlü bir kuvvetimiz yok yani. Ben buna değiniyorum yani bu konuda. Bundan olduğunu anlıyorum. Çünkü gerçekten şöyle çevreye bakıldığında en az işleyen hükümet işinde bizim köyümüz gençlerinden var. Veya daha önce girmişlerinden yani. Durum bundan ibaret. Neticeye gelirsek, yani şimdi biz burada karınca kaderince çalışıyoruz. Yani geniş bir imkanlarımız yok. Bildiğiniz gibi iş sahası yok. Efendim çiftçilikle uğraşan bir şeyiz. Çiftçilikte biliyorsunuz yıllarca kuraklık evet, oldu. Evet biliyorum. Gerçi karınca kaderince yine de bir kuraklıktan falan bir şey aldık ama ne kadar da alsak Allah'ın verdiğini hiçbirisi vermez. Evet. Ama çok şükür ki bu sene hele hele şu yeni hükümetle mi oldu diyelim. Bir de onu yani bir şey de yapalım, espri yapalım yani. Ne yapalım espri? Yeni hükümetle geldi, yağmur da geldi yani. Belki bundan bir şeyler Allah'ım bereket verir inşallah. Şimdi bu hükümetten beklentilerimiz gerçekten çok var yani. Niçin çok var? Şimdi yılların yarasını en azından geçmiş CHP'nin geçmiş hükümetten kalan yaraları da bunların silmesini bekliyoruz yani. Şimdi her ne kadar olsa tabii davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama. Ayrıca davulcuyum da. Davul da çalınır. Zurnacıyım ama davul da çalınır. İçeri girdiğimizde de ne olduğunu yani insan o zaman anlıyor yani. Evet. Şimdi her ne kadar olursa olsun geçmiş hükümet de çok bir meraklı geldi bu iş ama herhalde meraklı geldi, üzüntüyle gitti gibi geldi bana yani. Bu hükümete şu durumda yani bu yağmuru da bahane ettik ya. Çiftçiler açısından inşallah bereketli olduğunu umuyorum. Ve köyümüzün sorunlarını hükümet şimdiye kadar ne kadar bize yani şey yapmamışsa da geçmiş hükümetler de deneyimlerinden yararlanarak en azından bu mahrumiyet bölgesinde olan Turnalar Köyü'ne de böyle Lefkoşa'dan bir el uzatmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda biliyorsun merdivende çıkarken aşağıdan yukarı çıkıyoruz. Tabii tabii. İskele Belediye'mize, Kaymakamlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve bütün bakanlıklara. Böyle aşağıdan yukarı buradan bu sesimizi duyarlarsa en azından isteklerimizi mesela cami olsun, okulumuz olsun, yani ilgili bakanlık, bizimle ilgili Tarım Bakanlığı olsun. Yani bu köye gerçekten bir el uzatmalarını bekliyoruz yani. Durum bu. Çocuk var mı Yaşar Bey? 9 tane. Evlendirdi. 4'ü o tarafta,
5'i bu tarafta. Hangi tarafta? Türkiye'deyiz. Onlar sayfadan dışarıdır onlar. Hayır, daha öbür tarafta. Ha, Türkiye'de olanlar. Hayır, öbür tarafta. Yani. Onlar defterden dışarıdır onlar. Hayır, öbür taraf, öbür taraf. Öbür tarafı Kemal Bey'e de bilmiyorum galiba. Bir taraf. En uzak yerlerde yani. Ne, şimdi bak, niye hatırladım? 1974 Barış Harekatı'nda ben bir hata ettim. Komutan bana diyor, sen hayatında diyor bana trene bindin mi diyor bana. Dedim bindim dedim. Sen diyor bana trene bindin diyor bana. Dedim bindim dedim. Der bana yok raylı tren diyor bana, raysız trene diyor bana. Evet. Böyle deyince taput demek isterdi yani. Ha, senin sözün de şimdi ona benzedi yani. Anladın? Oldu neyse bana müsaade. Çok teşekkür ediyorum ederim. Ben memnun kaldım. Ederim. Oldu. Sağ olun. Ada TV'ye de bir mesaj göndereyim buradan. Ada TV bize bu fırsatı verdiği için Ada TV'ye gerçekten teşekkür ederim. Ve bu gibi şeylerin devamını dilerim. Teşekkür ederim. Bu hafta da sizlere güzelim turnaları tanıttık. Önümüzdeki hafta Ada TV ile birlikte Karpasya programında başka bir köyde buluşmak üzere hoşça kalın. Thank you.